Cemre'nin havaya düşmesi 2019 ne zaman, Bahar'ın müjdecisi Cemre nedir ne zaman ve nereye düşecek soruları Bahar'ın adım adım yaklaşması ile merak konusu oldu. Bir hafta arayla ilk olarak havaya, toprağa ve suya düşen Cemre 2019 yılında ilk nereye ve ne zaman düşecek? 2019 yılının ilk Cemre'si 20 Şubat Çarşamba günü havaya düşecek. Peki toprağa ve suya ne zaman Cemre düşecek? 2019 ilk Cemre nereye düşecek? Cemre nedir soruları Bahar'ın yaklaşması ile merak konusu oldu. Bahar'ın habercisi olarak bildiğimiz ilk Cemre ne zaman ve nereye düşecek? İlk Cemre 20 Şubat'ta havaya düşecek. Havanın ısınması anlamına gelen Cemre bir hafta arayla önce toprağa sonra da suya düşecek. Peki ama Cemre düşmesi nedir? Nasıl olur? Cemrelr ne zaman nereye düşer? Cemre 19 ila 20 Şubat'ta havaya, 2. Cemre 26 ila 27 Şubat'ta suya ve 3. Cemre 5 ila 6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. Bir Cemre havaya, 19 ila 20 Şubat, 2. Cemre suya, 26 ila 27 Şubat, 3. Cemre, 5 ila 6 Mart toprağa düşer. Cemre düşmesi nedir? Arapça kökenli bir kelime olan, Cemre'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemre'nin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve Nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında divan şairleri Cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere Cemreviye denilmektedir. Cemre hakkında, Anadolu'da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, Kasım günleri ve Hızır günleri olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım'da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs'ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda 1 Şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs'ta başlıyor ve 7 Kasım'a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor. Cemre ne zaman düşecek? 1. Cemre havaya, 19 ila 20 Şubat, 2. Cemre suya, 26 ila 27 Şubat, 3. Cemre, 5 ila 6 Mart toprağa düşer. Cemre düşünce neler olur? Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise, Müslümanların haç sırasında Mina Vadisi'nde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, Cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen Cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı, ısıl, güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır. Bazı kaynaklara göre, Cemre sözcüğüyle adlandırılan sayılı günlerin, takvim klimatolojisine nasıl girdiği bilinmiyor. Cemrelerin, yılın 180 gün süren soğuk yarısı olarak ayırt edilen Kasım döneminin 100. gününden sonra, sıcaklığın yükselmesiyle ilgili gözlem birikimini, kora benzetilen bir enerji kaynağı ile açıklama düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir. 1. Cemre'nin 20 Şubat'ta havaya, 2. Cemre'nin 27 Şubat'ta suya, 3. Cemre'nin 6 Mart'ta, artık yıllarda 5 Mart toprağa düştüğü varsayılır.
İstanbul'da 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma, cemrelerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur. Cemreler arasındaki günlerde ise, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her 3 cemre dikkate alındığında, 1-2 günlük farklarla bu tarihlerde B olasılıkla, 2 cemre dikkate alındığındaysa T olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş. Cemrenin tıptaki anlamı ise halk arasında kara kabarcık, kabarcık, kabarcuki ateş göğünü ya da yanık ağrı adlarıyla bilinen iltihaplı çıban olarak tanımlanıyor.